Abi Musa'nın neden katledildiği aslında bu coğrafyaya bakınca anlaşılıyor. Çünkü bu coğrafyada katliamlar, hak ihlalleri, Kürt'e dayatılan bir soykırım gerçekliği var. Ve bunun dünyaya duyurulmasının önüne geçilmek için Abi Musa katledildi. Onunla birlikte de bitmedi. Abi Musa'nın ardından onlarca gazeteci katledildi, hapsedildi, gazete binaları bombalandı. Ve bu katliam halde sürdürülmeye çalışılıyor. Dün Abi Musa'nın ailelerini aklayanlar bugün Nagihan Akarsel'i, Gülistan Taray'ı katlederek bu katliamı aslında sürdürmeye devam ediyorlar. Türk gazetecileri ise bunun karşısında gerçekleri yazmaya, bu halkın gerçeklerini yazmaya devam ediyor. Hakikati dünyaya duyurmak için mücadele ediyoruz. 30 yılı aşkın süredir aslında bu mücadele sürüyor. Abi Musa'yı katlederken bu mücadeleyi bitireceklerini düşünenlere inat. Abi Musa'nın küçük generalleri, ardınları bu mücadeleyi sürdürmeye devam ettiler. Bugün de onun ardından bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Kürt halkına yönelik, başta Kürt halkına, kadınlara, çocuklara yönelik katliamlar son buluncaya kadar bunları dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bugün Nari'nin katledildiği coğrafyadayız. Çünkü böylesi bir çürümüşlüğü yaratan bir gerçeklik var. Ve biz bu gerçekleri açığa çıkarmaya, bu çürümüşlüğü yansıtmaya devam edeceğiz. Özgür basın baş eğmedi, baş eğmeyecek ve Abi Musa'nın, Nagihan Akarsel'in, Gülistan Taran'ın ardından mücadelemize devam edeceğiz. Musa Anter belli bir irade, iktidarın iradesi sonucunda planlı bir şekilde katledildi. Bu tabii esasında yalnız Musa Anter esasında Kürt basınına, Kürt gazeteciliğine karşı büyük bir darbeydi, insanlık suçuydu. Mahkemelerde hep dile getirdiğimiz şey şuydu, bütün veriler... Bu verilerin olmaması... Tabii ki bu mahkeme tanıklarında hepsi var. Tanıkların çoğu inkar etse de bazılarının söylemleri çok önemliydi. Mesela Kutlu Savaş'ın işte Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyordu ama öldürülmesi bir hataydı demesi dahi iktidarın bu cinayeti işlediğinin bir büyük belgesiydi. O zamanki çete anlayışıyla çalışan devlet içerisinde yuvalanmış kurumlar, kişiler kendi başlarına değil Ankara'dan belli bir yönetmenlikle bu cinayetin planlanmasını hazırlamışlardı. Tabii bu basın Türk basınına karşı yapılan bu büyük darbeyi Musa Anter'in küçük generalleri, ardıları bu büyük yükü her türlü zorluğa karşı cesaretle ve fedakarlıkla yollarına devam ediyorlar. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Herhalde babam sağ olsaydı la oğlum çıkar cihatını serseri eser çağla hadi katılıyorum. Bir kısal beri kujiber Abi Musa hap katılkırı medhuas ama Parize. Jiber kuyut Parize eme her sal verin lideri Tisa bine. Veka Nagihan'a, veka Gülistan'a ne ardını em her her em sivri salet ve gelmek haval hamle katil kere le em var em var و امان جبیل نک ایرو مالبان کمیشه ابانی ویشی نبیدن و اردنی ویشی نبیدن
şeyli. Hem şu an hal yarat beşin. Hem hal. Hem anşı bir nakin. Hem etimli daha evvel. Ben bir baktım bir bir bir. Hayat faile vandan ne? Faile vandan. Beliye let hayat ne teşekkürü? Hem le perifan dava ben oldu. Hem şu perifan hali şi. Hem il ol ve derik gene kremgin işi. Le ev dibin bra nasname kes nasname kurdan zan be. Çapemen ya kurda bra denk den bekhe. Kes be me be çapemen. Dibin ko ekol mafya khu deri. Ekol çapemeni ye khayi deri. Ekol çanda khu khayi deri. Em wan katil dikin. Wan faile raji teşhir nakin. Waka ye. Siz bu sandalye, ben abi Musa destekir, le iro narin aynı durumda, faydayı belli ne, le heş nafne belli kirin, em bana dikin ko, evi de narin ve bu kadar, o evi fayr van fayni meçula, evi lüvün so bu davi kirin. Temenya me evi, em tisat ve seri hamu, gelin ben seri çapemeni sağ ve gerek spastım jara. Santer 32 yıl önce katledildi ama bizim için ölmedi. Nitekim biz onların yaptıklarını, o neslin yaptığını biz devam ettiriyoruz. Santer çok daha güçlü olarak devam ettiriyoruz. O bakımdan onu öldürdüklerini sananlar yanılıyorlar. Dahası Hatem Musa'nın devamcılığı olarak onun kadar çok çalışıyoruz ve daha da geniş kitlelere ulaşabiliyoruz. O anlamda onun gönlü rahat olsun. Thank you.